Gündem dışı ilk söz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle söz isteyen Çanakkale Milletvekili Sayın Jülide İskenderoğlu'na aittir. Buyurun Sayın İskenderoğlu. Binlerce Mehmet şehit oldu, binlerce Mehmet toprak oldu, toprak bize vatan oldu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dile kolay, her şeyden sakındıkları, gözleri gibi baktıkları evlatlarını vatana kurban olsunlar diye saçlarına kınalar yakıp Çanakkale'ye gönderdi analar. Geriye dönmeyeceklerini bile bile. O kınalı kuzuların her biri Çanakkale'de yıkılmaz kale, bükülmez bilek, geçilmez duvar oldu 107 yıl önce. Kendi hayatları, hayalleri, umutları vardı. Her biri Çanakkale'de Mehmet oldu, Mehmetçik oldu. Mehmetçik bir hilal uğruna en değerli varlığını, canını ortaya koydu. Bir millet burada birlik oldu, Çanakkale geçilmez oldu. Gazi Mustafa Kemal'in hatıralarındaki şu satırları düşünün. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Çanakkale Türkiye'dir. Çanakkale'ye, şehitliklere giden herkes derin bir hüzün, haklı bir gurur duyar. Her yerde tek bir mezar taşının altında yüzlerce şehidimiz yatar. Şehitliğimizi ziyarete gelen çocuklar, gençler sorarlar. Burada kim yatıyor? Bir şehit mezarında Edirneli Hasan, Denizlili Ahmet, Sivaslı Mehmet, Erzincanlı Kazım, Diyarbakırlı Memo, Balıkesirli Mehmet, Kosovalı Muhammed, koyun koyunadır. Kısacası Çanakkale şehitliklerinde Türkiye yatar. Çanakkale vatan müdafasında omuz omuza mücadele edip şehit olunca koyun koyuna yatan hepimizin dedesinin emaneti Türkiye'dir. Onların derdi Şehit İbrahim Nadi'nin günlüğünde dediği gibi, şehit olmaktan korkmuyorum, bir mezar taşım bile olmayacak, unutulmaktan korkuyorum. Biz aziz şehitlerimizi unutturmayacağız, asla unutmayacağız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ecdat bize çok kutlu bir miras bıraktı. Al bayrağı ve bu cennet vatanı. Bu aziz vatanın her bir köşesinde hizmet etmek bizler için büyük bir şeref. Ancak biz Çanakkale'yi temsil etmekten ayrı bir onur, büyük bir gurur duyuyoruz. Her sabah güneşin ilk ışıklarının vurduğu şehda topraklarına bakarken omzumuzda kahraman ecdadı olan borcumuzu hissediyoruz. Cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı topraklardır Çanakkale. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özel ilgi ve hassasiyetiyle AK Parti hükümetlerimiz döneminde Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'ndaki adeta yeni baştan ihya edildi. Gerçek şüheda kabristanları ortaya çıkarıldı, anıt ve mezarlıklar yeniden düzenlendi. Her yıl yüz binlerce vatandaşımızın ziyaret ettiği tarihi alan, gerek dönemin izlerini, gerekse son teknolojinin kullanıldığı müze ve simülasyon merkeziyle bu destanın nesiller boyunca aktarıldığı dev bir açık hava müzesi haline getirildi. Her biri tarihin izlerini taşıyan Bigalı Köyü'ndeki Atatürk Evi, Bayramiç'te hemşerimiz olmakla övündüğümüz Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun geçtiği ev, Ezeli Yahya Çavuş'un evi, Bigalı Mehmet Çavuş, Anadolu Hamidiye tabyaları ve daha nicelerini restore ederek hizmete açtık. Ve nihayetinde dünya literatüründe Çanakkale adını bir kez daha yazdıracak, her bir detayıyla ayrı ayrı gurur vesilesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını bu özel günde gerçekleştiriyoruz. Toplam geçiş uzunluğu 4608 metreye ulaşan köprümüz kendi alanında dünyanın en ilk sıralarında yer alıyor. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyetimizin 100. yılının 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 3. ayın 18'i yani 18 Mart gününü kırmızı beyaz rengi ise al bayrağımızı temsil ediyor. Ülkemizin göz bebeği, tarihimizin ön sözü Çanakkale'mizi bir kez daha tarihe yazdıracak bu dev eserin açılışına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm milletvekillerimizi ve tüm halkımızı davet ediyoruz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde baştan Afartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Çanakkale şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş gazilerimiz olmak üzere
vatan savunmasında canlarını feda etmiş bütün aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor. Bu şanlı zaferin 107. yılını bir kez daha kutluyorum. Bravo.